Birinci soru aşağıdaki denklemlerin çözümünü yaparak bulduğunuz bilinmeyenlerin değerlerini örnekteki gibi eşleştiriniz. Birinci denklemi çözelim. Şimdi a bölü 2 eksi 3a bölü 8 eşittir 14'müş. Paydalarını eşitlememiz gerekli. Bunu 4 ile genişlettiğimizde 4a eksi 3a bölü 8 eşittir 14 olur. 4a'dan 3a çıktığında a bölü 8 eşittir 14. 8 ile de 14'ü çarptığımızda a'yı 112 buluruz. Bu bununla işleşmiş oldu. Bu yapılmış. Gelelim şuradaki denkleme. Şimdi içler dışlar çarpımı yapalım. K artı 1 eşittir. 5K eksi 15 olur. Burada K'yi sağ tarafa eksi -15 15'i de sol tarafa geçirdiğimizde burası 15 artı 1 olur. Burası da 5K eksi 1K olur. 15 ile 1'i topladığımızda 16. 5K'den 1K'yi çıkardığımızda 4K olur. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzde k'yi 4 olarak buluruz. Bu da bununla eşleşmiş oldu. Şu denklemi çözelim. Burası eksi 3 b artı 1 bölü 7. Diğer tarafı da topladığımızda 4 b artı 3 bölü 7. Her iki tarafı 7 ile çarptığımız arkadaşlar 7'ler sadeleşir. Buradaki eksi 3'ü de parantezin içerisine dağıttığımızda eksi 3 b eksi 3 eşittir. 4 b artı 3 olur. Şimdi eksi 3b'yi bu tarafa, buradaki artı 3'ü de bu tarafa geçirelim. Artı 3 eksi 3 olarak geçer, eksi 3 eksi 3. Burada 4b var. E bir de buradan arkadaşlar 3b geldi artı olarak. Burası eksi 6 oldu, burası da 7b oldu. E her iki tarafı 7'ye bölersek b'yi eksi 6 bölü 7 olarak buluruz. E bu da bununla işleşmiş oldu. Son olarak en alttakini yapalım arkadaşlar. Bu kesirleri paydaları 10 olacak şekilde genişletelim. Bunu 5 ile bunu 2 ile bu 1'in de paydasında 1 vardır. 10 ile genişletirsek paydaları eşitlenmiş olur. Şu yukarıdaki boşlukta yapacağım. E, y artı 5 bölü 10 artı e, 5 bölü 10 oldu. Diğer tarafta ise 2Y bölü 10 artı 10 bölü 10 oldu. Şimdi e, toplayabiliriz, paydalar eşit olduğu için y artı 5 artı 5 bölü 10 eşittir 2y artı 10 bölü 10. Şimdi her iki tarafı 10 ile çarptığımızda onlar sadeleşir. E, bu tarafta arkadaşlar y artı 5, 5 daha 10 oldu. Diğer tarafta da 2y artı 10 çıktı. Şimdi buradaki Y'yi bu tarafa, buradaki 10'u da bu tarafa geçirdiğimizde 10 eksi 10 olur. Diğer tarafta 2y eksi y olur. Burada 0 kalır. Bu tarafta da 1Y kalır. Bu da arkadaşlar bakın 0 eşleşmiş oldu. İkinci soru. Çeyreğinin 3 katı kendisinin 3 eksiğine eşit olan sayıyı bulunuz. Sayıya x diyelim. Çeyreği ise arkadaşlar bunun x bölü 4 olur. Bunun 3 katı kendisinin 3 eksiğine eşitmiş. Yani x eksi 3'e eşitmiş. Şimdi bunu içler dışlar çarptığımızda 3x eşittir. 4 çarpı x eksi 3 olur. Şimdi 4'ü parantezin içerisine dağıttığımızda 3x eşittir 4x eksi 12 olur. Şimdi 3x'i bu tarafa eksi 12'yi de bu tarafa geçirdiğimizde 12 eşittir x olur. Yani sayımız 12'ymiş. Üçüncü soru Cihan bir sezon boyunca ligde attığı gollerin 1 bölü 3'ünü kafayla 1 bölü 9'unu sol ayakla geriye kalan 15 golü de sağ ayakla atmıştır. Cihan'ın bir sezonda attığı gol sayısını bulunuz. Cihan'ın bir sezonda attığı gol sayısına x dersek. Kafayla attığı goller x bölü 3 olur. Sol ayakla attığı gollerde x bölü 9 olur. 15 tane de sağ ayakla atmış. Bu üçünün toplamı bir sezonda attığı gol sayısına eşit. Yani x'e. Payda eşit diyelim. Bu kesiri 3 ile genişlettiğimizde 3x artı x bölü 9 artı 15 eşittir x oldu. Burası arkadaşlar 4x bölü 9 artı 15 eşittir x oldu. Şimdi 4x bölü 9'u bu tarafa atalım. 15 eşittir x eksi 4x bölü 9 oldu. Şimdi x'in paydasında 1 vardır. Bunu 9 ile genişletelim. 15 eşittir 9x eksi 4x bölü 9 oldu. Şimdi 9 xten 4x çıktığında arkadaşlar 5x kalır. 15 eşittir 5x bölü 9 oldu. Şimdi işler dışlar çarpımı yapalım. 9 ile 15'i çarptığımızda 135 buluruz. 135 5x'e eşitse sonra 135'i de 5'e böldüğümüzde x'i 27 olarak buluruz. Dördüncü soru. Bilyelerinin yarısının 20 eksiğini kardeşine verdiğinde 50 bilyesi kalan Arda'nın başlangıçtaki bilye sayısını bulunuz. Arda'nın başlangıçtaki bilye sayısına x diyelim. Bunun yarısının 20 eksiğini kardeşine vermiş. Bunu kardeşine verdiğinde arkadaşlar kendisinin 50 bilyesi kalıyormuş. Şimdi bu kardeşine verdiği kısım x bölü 2 eksi 20. Bu da kendisine kalan kısım. Bu ikisinin toplamı Arda'nın başlangıçtaki bilye sayısına eşittir. Şimdi bu işlemi yapalım. Burada x bölü 2 var. Sonra eksi 20 ile artı 50'yi topladığımızda artı 30 olur. Eşittir x. Bu x bölü 2'yi bu tarafa eksi olarak geçirelim. 30 eşittir x eksi x bölü 2. Burada payda da 1 vardır. 2 ile genişlettiğimizde 30 eşittir 2x eksi x, x bölü 2 olur. Ee, gene 30 eşittir. x bölü 2 buluruz. Şimdi 30'a da 2'yi çarptığımızda x'i 60 olarak buluruz. Beşinci soru. Arif ve Asiye'nin eşit sayıda bademleri vardır. Arif'in bademlerinin 2 katının 2 eksiğinin 1 bölü 3 katı Asiye'nin bademlerinin 5 fazlasının 1 bölü 3 katına eşittir. Buna göre Arif ve Asiye'nin bademlerinin toplamını bulunuz. İkisinin de badem sayıları eşitse ikisine de x diyebiliriz arkadaşlar. Arif'in ve Asiye'nin badem sayıları x olsun. Şimdi Arif'in bademlerinin iki katının 2 eksiği 2x eksi 2 olacak. 1 bölü 3 katı ise çarpı 1 bölü 3 olur. Asiye'nin bademlerinin 5 fazlasının 1 bölü 3'üne eşitmiş. Bakın Arif'in bademlerinin 2 katının 2 eksiğinin 1 bölü 3 katı. E, Asinin bademlerinin 5 fazlasının 1 bölü 3 katına eşitmiş. Buna göre e, x'i bulalım arkadaşlar. Şimdi burada her iki tarafta da 1 bölü 3 ile çarpıldığı için bakın bunları e, karşılıklı e, sadeleştirebiliriz. Burada 2x eksi 2 kaldı. Burada da x artı 5 kaldı. Bu x'i bu tarafa eksi 2'yi de bu tarafa geçirelim. 2x eksi x eşittir 5 artı 2 oldu. Buradan arkadaşlar x eşittir 7 bulunur. Şimdi Arif ve Asiye'nin bademlerinin toplamı sorulmuş. İşte her ikisinin de 7 tane badem olduğuna göre toplam badem sayısını 14 olarak buluruz. 6. soru. Sinem parasının 1 bölü 4'ü ile kalem 2 bölü 5'i ile defter satın alıyor. Toplam 52 lira harcayan Sinem'in başlangıçta kaç lirası olduğunu bulunuz. Sinem'in parasına x dersek 1 bölü 4'ü ile kalem almış x bölü 4. 2 bölü 5'i ile de arkadaşlar defter almış artı 2x bölü 5. Şimdi toplam 52 lira harcamış. O zaman e, x bölü 4 artı 2x bölü 5 eşittir 52 olur. Bu denklemi çözelim. E, payda eşitleyelim. Bunu 5 ile bunu da 4 ile genişlettiğimizde burası e, 5x bölü 20 artı e, 8x bölü 20 olur. Eşittir 52. 8x ile 5x'i topladığımızda 13x bölü 20 eşittir 52 olur. İşler dışlar çarpımı yapalım. 13x eşittir e, 1040 olur. 1040'ı da arkadaşlar 13'e böldüğümüzde x'i 80 olarak buluruz. 7. soru. 5x bölü 6 eksi 2 eşittir. x bölü 3 artı 1 bölü 2 olduğuna göre x kaçtır? Toplama çıkarma yapabilmemiz için paydalarını eşitlememiz gerekir. 2'nin paydasında 1 vardır. Bunu 6 ile genişletelim. Bunu 2 ile bunu da 3 ile genişlettiğimizde 5x eksi 12 bölü 6 eşittir. 2x artı 3 bölü 6 olur. Her iki tarafı 6 ile çarptığımızda 6'lar sadeleşir. 5x eksi 12 eşittir. 2x artı 3 olur. Şimdi 2x'i bu tarafa eksi 12'yi de bu tarafa atalım. 5x eksi 2x eşittir. 3 artı 12 olur. Burada 3x burada ise 15 olur. Sonra 15'i 3'e böldüğümüzde x'i 5 olarak buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. Birinci soru aşağıdaki koordinat sisteminde noktaların konumları işaretlenmiştir. Bu bilgileri kullanarak tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz. Üçüncü bölgede olan nokta C noktasıdır. Bunun sıralı ikilisi eksi 3'e eksi 3'tür arkadaşlar. A noktasının koordinatları 2'ye 1 olacak. 2,1 ve birinci bölgededir. C noktasının koordinatları eksi 2'ye artı 4'tür. Bu ikinci bölgededir. 0'a eksi 2. 0'a eksi 2 D noktasıdır arkadaşlar. Şimdi bu Y ekseni üzerindedir. Herhangi bir bölgede değildir. 4,2 ise bakın 4'e 2 B noktasıdır. Bu da arkadaşlar birinci bölgededir. Sonra dördüncü bölgede olan nokta ise E noktasıdır. E noktasının koordinatları da 3'e eksi 4 şeklindedir. İkinci soru. A, B, C, C, D ve E noktalarını koordinat sisteminde gösteriniz ve bulundukları bölgeleri belirleyiniz. Şimdi bir koordinat sistemi çizelim. Burası x ekseni, burası da y ekseni olsun. Şimdi x eksenindeki noktalar arkadaşlar. Bakın şurası 1, 2, 3, 4, 5, eksi 1, Eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. Y ekseni 1, 2, 3, 4, 5. Burası eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. Şimdi A noktası 0,2 imiş. Arkadaşlar birinciyi x ekseninden, ikinciyi y ekseninden buluyorduk. 0,2 şurasıdır bakın A noktası. Şimdi A noktası y ekseni üzerinde çıktı. B noktası eksi 1'e 3. Bakın burası eksi 1, şurası da 3. Bunları kesiştirdiğimizde şu nokta B noktası oldu. B noktası ikinci bölgede çıktı. İkinci bölge. C noktası eksi 5'e 0. Eksi 5'e 0 şurasıdır. Yani C noktası da x ekseni üzerinde çıktı. Ç noktası 2'ye 5. Arkadaşlar şurası 2. Burası 5. Kesiştirdiğimizde şurası Ç noktası olur. Ç noktası da birinci bölgede çıktı. D noktası eksi 3'e eksi 4, eksi 3 şu, eksi 4 de bu. O zaman bunları kesiştirdiğimizde, bakın şurası D noktasıdır ve D noktası üçüncü bölgededir. E noktasını bulalım. 2 virgül eksi 4, 2 burada, eksi 4 burada. O zaman şu noktada E noktasıdır. E noktası da dördüncü bölgededir. Üçüncü soru. Koordinat sisteminde üçüncü bölgede bulunan ve x eksenine bir birim y eksenine dört birim uzaklıktaki noktanın koordinatlarını bulunuz. Şimdi üçüncü bölgedeyse arkadaşlar her ikisi de eksi olacak. x eksenine bir birim uzaklıkta ise, o zaman e, ordinatı eksi bir olacak. y eksenine de dört birim uzaklıktaysa e, absesi de arkadaşlar eksi dört olacaktır. Noktamızın koordinatları eksi 4'e eksi 1 şeklindedir. Dördüncü soru. A 5 virgül A eksi 4 noktası x ekseni üzerinde bir nokta olduğuna göre A sayısını bulunuz. x ekseni üzerindeki noktaların ordinatı 0 oluyordu. Yani A eksi 4 0 olmalıdır. Buradan arkadaşlar A'yı 4 olarak buluruz. Beşinci soru. P x artı 4 virgül 2 noktası y ekseni üzerinde bir nokta olduğuna göre x sayısını bulunuz. Y eksen üzerindeki noktaların apsisi 0 olacak. O zaman x artı 4 0'a eşitse buradan x'i eksi 4 olarak buluruz. Altıncı soru B x virgül y noktası koordinat sisteminde dördüncü bölgede ise x ve y'nin işaretlerini bulunuz. Dördüncü bölgede arkadaşlar apsisler artı ordinatlar eksidir. x ve y'nin işaretleri artı ve eksi şeklinde olmalıdır. Yedinci soru. Aşağıda verilen noktalardan hangisi şekildeki A, B, C, D, E beşgeninin köşelerinden biri değildir? Şimdi şıklardan gidelim. A şıkkında 2,3 noktası verilmiş. 2,3 şurası olur arkadaşlar bakın. Bu köşelerden birisi değildir. Doğru cevap A şıkkı olacak. B şıkkı 0,3 verilmiş. 0,3 bakın şuradaki A noktasıdır. C 3,-2. 3,-2 de arkadaşlar C noktasıdır. D şıkkında da -2 2'ye 0 verilmiş. -2 ye 0 da E noktasıdır. Bakın bunların hepsi bu beşgenin köşelerinden birisi ama şuradaki 2,3 bir köşelerinden birisi olmaması doğru cevap A şıkkıdır.